Merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere Acer'ın masaüstü bilgisayarlarındaki BIOS güncellemesini nasıl yapacağız? İhtiyacımız olan bir adet USB bellek arkadaşlar. En az 4 GB, 2 GB, 1 GB bile yeterli bu işlem için. Elimizde bir flash bellek var. Ne yapıyoruz? Ne demiştik? 1 GB bile yeterli. 2, 4, 8 ne varsa ama içini sileceğiz biz. Önemli dostlarınız var ise bir farklı yere almanız gerekiyor. Biçimlendir dedik. Şöyle biçimlendir dediğimizde FAT32 olacak şekilde başlat deyip biçimlendiriyoruz. Biçimlendirmemiz başarıyla tamamlandı dedikten sonra flash belleğimiz şu anda boş. Daha sonra geliyoruz BIOS Acer sitesine. Benim modelim bu. Tamam mı? Buradan hemen BIOS FineWire yazan yere geliyorum. Buradaki BIOS'taki tarihe dikkat ediyorum. Bakın date ne yazıyor? En yakın tarih olan en güncel BIOS'tur. Bunlar eski. 2014, 13, 15, 15. Ne yapıyorum ben? 19 tarihli en güncel olanı indiriyorum. İndirdiğim iki dosyayı bakın şu klasöre çıkart dedim. Şu ve şu iki dosyayı kopyala. USB bellek paste yapıştır. Sadece iki de ROM Win iki klasörümüz var bu dosyanın içerisinde. Flash belleğimizi hazırladık. Şimdi bilgisayarımıza geçip BIOS güncellemeye geçelim. Arkadaşlar, flash'ımızı hazırladık. Bakın bu bizim flash'ımız. Şöyle. Bu bizim BIOS içeren flash'ımız. BIOS bunun içinde. Bir de bize Windows Setup flash'ı lazım. Windows Setup flash'ı, BIOS USB'si. Bunları takıyoruz. İkisini de taktık. Bilgisayarımızı açıp delete tuşuna basıyoruz. Delete tuşunda BIOS'a giriyoruz. İlk yapmamız gereken yer security sekmesinde miydi? Hayır, şuradaydı. Secure boot disable. Boot option GSM always. GSM'i always yaptık. Legacy. Ondan sonra boot menu enable, save and exit diyoruz, çıkıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlarken F12 Toshiba Transmemory, benim Windows kurulum flash'ım. Bu da BIOS, SanDisk BIOS, Toshiba Transmemory. Toshiba'dan 5 başlattık. Windows kurulumunun gelmesini bekliyoruz. UEFI'li bir flash'la bunu yapmayın, çalışmıyor. Not UEFI, Legacy USB install flash'larıyla bunu yapabilirsiniz. Kurulum ekranının gelmesini bekliyoruz şu anda. Bu kurulum ekranında ileri diyoruz şurada. Şu ileri. Şurada bilgisayarınızı onarın yazan yere tıklıyoruz. Sorun gider yazan yere tıklıyoruz. Komut satırı şu. Komut satırı yazan yere tıkladığımızda gelen ekranda disk part. Disk part'a giriyoruz. List wall. Removable 8 14, not this is my, bu benim 8 GB'lık içinde USB içeren flash belleğim D. Tamam, bu benim flash'ım. D'ye tıklayacağım yani. Önce disk part'tan çıkıyorum. Exit. Ondan sonra
D iki nokta üst üste yazıyorum. Dir yazdığımda benim flaşım ROM ve Win flaşım. Okey. CD Win yazıyorum. Win klasörüne girdim. Dir yazalım. İçinde neler vardı? vflash.bat only vflash yazacağız. Vflash yazacağız. W flash. Vflash. Evet, enter'a basalım. Okay. Flash başladı şu anda. Starting yaptı. BIOS update. Burada elektriğin gitmemesi lazım. Adım adım bu şekilde yapacaksınız. Buradaki önemli olan detay neydi? USB'nizin legacy bir USB, Windows USB'nize ihtiyacınız var. Bilgisayarınızı bir Windows kurulumu gibi açıp onarma ekranından komut satırına ulaşıp bu ekrana gelip BIOS dosyanızı yedek aldığınız USB'nizi takıp içine girip buradaki vflash yazan yere tıkladığınızda komut satırı üzerinden CMD üzerinden şu anda evet update 2'ye geçtik. Doğrulamayı yaptı. NVR'ımız hoştu. Tamam. Hepsi dan okey. Şimdi exit yazıyoruz. Flash'ımız şeyimiz BIOS'umuz şu anda en güncel hale geldi mi? Ona bakalım arkadaşlar şimdi. Bilgisayarım kapandı. Tekrar açalım. Bilgisayarımızı tekrar açalım şimdi. Şuradan kapattık. Delay tuşuyla otomatik kendi girecek şimdi BIOS'a. Entering setup. İlk başta BIOS güncellemesinden sonra bilgisayarınız belki kapanabilir arkadaşlar. Acer arası gidip gelebilir kendi kendine, önemli değil. Delete'e geldiğimizde versiyon P21C1 2015 build date dediği buymuş. Bir kontrol edelim şimdi. En güncel versiyon yüklenmiş mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi P21C1 BIOS dosyamız güncel, en güncel olan dosyamız şu anda yüklenmiş. Yapacağımız işler bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin.